Bulut. Bulut. Uyuyor. Uyuyor. Çok huzursuzdu gece. E tabii yoruldu çocuk. Aman. Dün gece canımızı okudu. Ellemeyelim. Bırakalım uyusun. Ganyan yalan iş. Ben paramı ata bağlamam. Ya vallahi çok sağlam bir tüy aldım Bekir abi. Kumar dediğini kendin oynayacaksın oğlum. Bileğine güveniyorsan gireceksin. Ne o bir tane dört bacaklı hızlı koşacak diye para yatırmam mı? Tamam. Hadi sen işine bak. Abi nasıl gidiyor? İyidir İsmail. Senden ne haber? Vallahi gördüğün gibi getir bittik çalışıyoruz işte. İsmail. Çok sağlam bitiyor bu. Oğlum ben senin tüylerine güvenmiyorum. Oğlum bu seferki çok başka lan. 20 lira basacaksın en az 200 lira para alacaksın. Geçen de öyle dedi. Yattık senin yüzüne. Ya bu seferki çok farklı. Güven mi? Yanmasını bekleyelim. Ben Deniz'e haber vereyim. Sokaklarda aramızsın. Evet Deniz, merak etme. Buradayız biz. Görüşürüz. Hala uyuyor. Bırakalım da uyusun. Son zamanlarda çok yoruldu. Bir zamanlar bu ev cıvıl cıvıldı. İçeri girer girmez anlaşılırdı bu evde birbirini seven insanların yaşadığı. Ne güzel. Yaşadıkları süre boyunca çok sevmişler, çok sevilmişler. Mutlularmış. Çoğu insan hayatı boyunca böyle bir sevgiyi bulamıyor. Peki sen? Ben? Hiç aşık oldun mu? Evet, oldum. Çok da acı çektim. Ben ilkokula biraz erken başlamıştım. Sıra arkadaşım vardı Selçuk. Ben buna körkütük aşık oldum. Bir de yaşım da küçük, eziliyorum da sınıfta. Hayatta inanmam senin herhangi bir yaşta ezileceğine. Tamam, birazcık ezildim diyelim. Nasıl aşığım böyle? Tabii Selçuk gitti. Sınıfın sarı saçlı, maviç gözlü kızına aşık oldu. Neyse Allah'tan kız yüzüne bile bakmadı. Ama ben perişan oldum. Sonra o kız en iyi arkadaşım oldu. Fatoş. Evet. Peki siz, siz aşık oldunuz mu? İlkokulda olmadım. Sonrasında aşık olduğumu sandığım zamanlar oldu. Ama hepsi çok kısa sürdü. Bazısı bir hafta, bazısı bir gün. O yüzden hatırlamıyorum. Herhalde hayatım boyunca hatırlayacağım o aşkı bekliyorum. Ben de çok unutuyorum biliyor musunuz? Bence bir yere not almak, yazmak falan lazım. Yani işte neyi nereye koydum, kimi nerede bıraktın. Önemli not almak lazım. Eşyaların nerede olduğunu kağıtlara yazabilirsin. Peki duygular? Onları da not etmeye gerek var mı yoksa bırakıp anı mı yaşamak gerek? İşte bu duygu durumları biraz karışık. Yani kimine göre öyle, kimine göre böyle. Mesela ben böyle bir anda parlarım, sönerim, heveslenirim, kaçarım. Çok kötü bir huy tabii.
Yani siz de çok kontrollüsünüz. O da kötü. Şimdi bilemedim ben hangisi iyi, ne yapmak lazım. Mesela dün gece. Ne komikti değil mi dün gece? Ben sen iç iç, bir de uyu, sonra da hiçbir şey hatırlama. Ay. Hatırlamıyorsun. Yok, hiç hatırlamıyorum. Saçmalamadım umarım. Mahkemeden sonra ikimiz de çok üzgündük. Muhtemelen yanıma destek olmaya geldin. Evet, geldim. Ona eminim ama işte gerisi yok bende hiç. Ama hiç önemli değil. Annem derdi ki bir şey hatırlamıyorsa, unuttuysa hiç zorlama, bırak gitsin. O çok önemli bir şey değildir. Dün geceyi tekrar birlikte düşünelim. Zorlamasak mı? Belki hatırlarız. Geldin, yanıma oturdun, içkimi paylaştın, derdimi dinledin. Bulut! Uyandın mı aslan parçası? Nasılsın? İyiyim Nazlı. İyiyim de ben rüya mı görüyorum? Hayır, rüyada değilsin. Bak, dokun istersen. Cimcikle. Aa, evet, gerçeksin. Dayına da bak bakalım, o da gerçek mi? Dayıma da bakıyorum. Dayım da gerçek. Ama Nazlı, sen neden çok sıcaksın? Yoksa ateşin mi var? Yok Bulut, ne ateşi? Çok sıcak ki hava ondan. Bak sen de sırılsıklam olmuşsun, terlemişsin. Dayı, biliyor musun ben evden kaçtım. Biliyorum dayıcığım. Ve çok korkuttun bizi. Ama sonunda bulduk seni. Yine mi oraya gideceğim? Şimdi gideceksin ama artık daha sık görüşeceğiz. Otururuz tabii. Amcan geldi tabii ya. Kim gelecekti? Ne yapıyorsun sen kaçak? Korkuttun hepimizi. Bacaklarım iyileşir iyileşmez kaçtım diyorsun ha? Neyse ki çocuk bulundu. Önemli olan da çocuğun sağlıklı olması. Geçmiş olsun. Eyvallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bey, bey. Bununla geçmiş olsun. Teşekkürler. Büyük patron. Gidelim mi? Hadi bakalım. Ona iyi bakın. Bir daha böyle bir tatsızlık istemiyorum. Tabii paşam.
emrin olur. Hatta başka bir emrin varsa şu an ayağına kadar gelmişiz, onu da yapalım ya istersen. Ben ciddiyim Hakan. Bugün şanslıydık. Başımıza çok daha tatsız olaylar gelebilirdi. Bulut zor bir dönem geçiriyor. Tek yapmanız gereken onunla biraz daha fazla ilgilenmek. Elimizden geleni yapıyoruz zaten. Elinizden gelen yeterli değil demek ki. Sen hiç karışma istersen. Bu bizim aile meselemiz. Aşk olsun değil mi? Şimdi niçin öyle söylüyorsun? Belki şey hanım... Nevin... Ya hayır değil. Neriman... Nermin... Nazlı. Değil mi? Nazlı tabii ya. Nazlı Hanım da yakında bu ailenin bir üyesi olacak belki de. Öyle mi Ferit? Hakan saçma sapan konuşma, delirtme adamı. Senin benimle derdin ne ya? Sürekli benim üzerime oynuyorsun. Senin sorunun ne benimle ilgili ha? Bulut içeriden bizi izliyor. Daha fazla rezalet çıkarmadan çekin gidin buradan. Demet. Mahkeme kararını biliyorsun. Bulut bundan sonra Deniz'de de bende de kalacak. Avukatlarımız konuşsun, o günleri belirleyelim. Bulut bizim de artık evladımız gibi. Biz de en az sizin kadar değer veriyoruz ona. Bunu kabullenseniz iyi olur. Yeter. Ah, bu arada yarın şirkette görüşürüz ortak. Ferit abi senin işin vardır şirkette. Ben bırakırım Nazlı'yı. Olur. Deniz haklı, sizin işiniz vardır. Görüşürüz. Ver dedim. Bunlar senin yaşına uygun şeyler değil. Allah Allah. Görmüyor musun? Bak zombiler insanlara saldırmıyor. Bırak. Bak ver dedim. Allah ne oldu buna ya? Hayrola büyük patron, sorun nedir? Hakan Bey, kanalı değiştirmeye çalışıyorum ama kumanda bozuk galiba. Hoppa! Büyük patron anlat bakayım filmin buraya kadar olan kısmını, nedir? Merak etme. Çok bir şey olmadı. Zombiler güçleniyor işte. Zombiler güçleniyor diyorsunuz. Ya büyük patron, ben bu zombi meselesini anlayamıyorum. Yani benim kafam basmıyor. Nedir bu yani? Merak etme. Ben sana anlatırım. Şöyle açıklayayım ben sana. Bir sızıntı yüzünden oluyor her şey. Bir şey. Filmin en korkunç sahnesi bu. Kapat, kapat ya, kapatsana. Yok canım, niçin kapatacağım ya? Çok heyecanlı izleyelim ya. Ya görmüyor musun? Kutur kutur yiyecek şimdi zombiler insanları. Beyinleri akacak. Of, en sevdiğim şey işte. Kapatsana. Büyük patron, pilleri rica etsem. Tamam. Ay. Geldim. Alabilirsin. Ver bakalım, bırak. Çakal. Sen var ya, az değilsin, az değilsin. O güzel aklını, o güzel zihnini senin için daha faydalı şeyler için kullansan ya. Tamam tamam, kanalı değiştirebilirsin. Korkunç, pis zombiler. Niçin öyle diyorsun? Neticede zombi de olsa, no da insan. Büyük patron, korkmayacaksın. İndir ellerini, indir. Korkmayacaksın.
Eğer korkuyorsan, tırsıyorsan, böyle ellerinle gözünü kapıyorsan, o zaman daha baştan o işe girmeyeceksin. Büyük patron. Öyle değil mi? Ya ne yapayım? İşte izlemek istiyorum. Ondan sonra korkuyorum. Peki madem, bir şey soracağım sana. Burada ne var? Burada mı? Hı. Kalp. Doğru. Kalp kimlerde olur biliyor musun? Korkaklarda olur. Onların kalbi sızlar, onların kalbi kırılır, ebicik bibicik olurlar. Anladın mı? Ama cesurlarda orada mangal olur. Cesurların mangal gibi yüreği olur. Cesur olan adam yaptığı şeyin arkasında durur. Sonuçları ne olursa olsun. Bunu sakın unutma. Şimdi benim burada mangal gibi yüreğim var büyük patron. Ben yaptığımın arkasında dururum. Peki senin burada ne var? Bir düşün bakalım o zaman, tamam mı? Bir dahakine daha dikkatli olun. Ben kızıl derili aldım. Ya sen biraz büyüdün mü yoksa bana mı öyle geliyor? Birazcık boyum uzamış olabilir, hemen ölçüyor. Birkaç santim uzamış olabilirim. Çünkü ben basketbol oynamaya başladım. Sütle içiyor musun peki? Evet, her gün bir bardak. Bence ben büyüyünce dayım kadar olurum. Ah, sen benim kadar olursun tabii. Hatta beni geçersin bile. Dayı. Hı. Ben sana bir şey soracağım. Sor ama çok zor olmasın. Senin buranda kalp mi var, yürek mi? Nereden çıktı şimdi bu? Hakan amca bana dedi ki. Ne dedi? Korkaklarda kalp olurmuş. Cesurlarda yürek olurmuş. Ben de dedim ki benim dayım çok cesur. Kesin onda yürek vardır. Öyle mi dedin? Evet. Bulut'cum bana sorarsan burası değil de sanki burası biraz daha önemli. İnsan önce aklını kullanacak, aklıyla hareket edecek. Akıl olmadıktan sonra cesaret neye yarar ki? Ya. Galiba birazcık anladım. Ben bu dediklerinizi Hakan amcaya anlatacağım. Sonra da diyeceğim ki senin buranda ne var? O zaman ben şimdi devam ediyorum. Devam 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 devam. Bulut'cum Nazlı'nın Japonca kursu varmış bu akşam, o yüzden gelemeyecek. Ama neden? Ben Nazlı'yı çok özledim. Şimdilik eldekilerle idare edeceksin Bulut'cum. Bak, dayım burada, amcam burada, Engin abin, Tarık abin. Alya da var. Evet, Alya da var. Tamam, kabul. Hepinizi çok seviyorum. Ama Nazlı bir başka. Hem biz büyüyünce Nazlı ile eğleneceğiz. Yediden 70'e herkesin Nazlı aşkı da bambaşka. Ben ellerimi yıkayayım. Şu kattakini kullanabilirsin. Ya şimdi biz yarın akşam maç izleyemeyecek miyiz? Bulut. Gel gel. Ah çok özledim seni. Özledin mi beni? Evet. Ben de seni selam. Çok özledim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Koş koş. İyi geldin. Biz bir gün seninle çok eğleneceğiz. Eminim çok eğleneceğiz. Sadece senin için geldim. Ben zaten hissetmiştim senin geleceğini. Bak sen, hislerimiz kuvvetli galiba. Bir kızıl değerli her zaman hisseder. Peki, çok renkli tüy.
Ay biz böyle var ya tam Amerikan filmlerindeki barbekü partileri gibi olduk ha. Tarık. Efendim? Ya biz çok kalabalığız. Sen o kadar işi tek başına halledebileceğine emin misin? Şefim, kusura bakmayın ama bir bahçede bir mangal varsa ve aynı bahçede bıyıklı, elinde maşası olan bir Türk erkeği varsa sorumluluk onda demektir. Keyfinize bakın ya. Tamam, sen bilirsin. Süpersin Tarık abi. Hadi Nazlı gel biz gidelim. Bir Kızılderili tarafından kaçırılıyorum galiba. Galiba. Geronimo bayağı kaçırıyor kızı ya. Gel bakalım. Çadırın ne güzelmiş. Çok teşekkür ederim. Sen daha güzel yaptın. Hoş geldiniz. Merhaba Aliye.